İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Önce piyasalara bakalım, daha sonra da haberlerimizi aktaracağız. Yeni vergi yasa tasarısı ile ilgili bir takım maddeler, yaklaşık 31 madde plan bütçe komisyonundan geçti. Bunun bazılarının ayrıntılarına bakacağız ama önce piyasalara bakalım. Bu hafta biliyorsunuz enflasyon raporu açıklandı. Önümüzdeki hafta enflasyon gelecek. Sonrasında enflasyon sonrasında da gözler 12 Aralık'ta para politikası kurulu toplantısında olacak, faiz toplantısında olacak. Dediğimiz gibi gelecek hafta gelecek enflasyon. Peki piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul 97 bin puanın hemen üzerinde, 98 bin altında, %0,50'lik bir kayıp var. Dolar TL 5.72, Euro TL 6.37, Euro Dolar 1.11 seviyesinde. Faize bakalım, faizde gerileme vardı dün itibariyle. Bugün bir miktar yukarıda, 12.66. Altın 1510 dolardan 1506 dolara geldi. Gram altın 277 lira. Brent petrol 60 dolar seviyesinde. Altındaki harekette özellikle Amerika'dan gelen istihdam verilerinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden istihdam verileri geldi. İşsizlik yine beklentiler çerçevesinde geldi. Diğer taraftan baktığımızda işsizlik %3,6 beklenti çerçevesinde. Tarım dışı istihdam 128 bin artmış. Beklenti 89 bin. Beklentilerin üzerinde bir tarım dışı istihdam söz konusu, onu da aktarmış olalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ivme finansman paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerle ilgili bilgi verdi. İşte ivme finansman kredisi. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimi ve yerli makine alımını destekleyen ivme finansman paketi başarıyla yola devam ediyor deniyor. Tahsis edilen kredi limiti 30 Eylül tarihinde 9,5 milyar liraydı. 31 Ekim itibariyle 21,9 milyar liraya çıktı tahsis edilen kredi limiti. Yani %130'luk bir artış var. Kredi kullanım tutarında da %187'lik artış var. 3,3 milyar liradan 9,45 milyar liraya yükselmiş. İvme paketi kapsamında tahsis edilen kredi miktarı 25 milyar liraya ulaşmış. Sera ya 2,55 milyar lira, ham madde sanayiye 14 milyar lira kredi tahsis edilmiş 3106 firmaya. 2544 firmaya 5 milyar lira kredi kullandırılmış. Ham madde sanayinde, makine imalat sanayinde 2371 firmaya 6,3 milyar lira kredi tahsis edilmiş. Ve 2413 firmaya 3 milyar lira kredi kullanmış. Bunlar son gelen veriler İMF finansman paketiyle ilgili. Bugün TÜİK tarafından hane halkı tüketim harcamaları geldi. 2018 yılında hane halkı kazandığı parayı nereye harcamış, nasıl pay etmiş, ona ilişkin. Bakın, en fazla tabii konut, kira önemli bir pay sahibi. İstanbul'da en yüksek payı ayıran bölge konut ve kiraya İstanbul %30'la. En düşük payı ayıran bölge Kuzeydoğu Anadolu %21'le yer alıyor. Daha sonra gıda tabii önemli bir harcama kalemi. En yüksek payı ayıran bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi %26,9. En düşük payı gıdaya ayıran bölge İstanbul %15,6 ile konutta ilk sıradaydı. Gıdada ise son sırada yer alıyor. Ulaştırma harcaması en yüksek payı Batı Karadeniz, en düşük payı ayıran bölge Orta Doğu Anadolu bölgesi ulaştırma alanında. Eğitim anlamında en yüksek pay İstanbul'da. Tüketim harcamaları içinde eğitime %3,5 oranıyla en yüksek pay eğitimde İstanbul için. Bir sonraki dediğimizi alalım. Orada en düşük payı ayıran bölgede Doğu Karadeniz %1 ile yer alıyor. Sağlık önemli. Sağlık harcamalarında en yüksek payı %2,7 ile Batı Marmara bölgesi. En düşük payı da %1,2 ile Orta Doğu Anadolu bölgesi ayırıyor. Tüketim harcamalarının dörtte biri İstanbul'dan. Türkiye'deki tüketim harcamalarının dörtte biri İstanbul'dan. İstanbul'da yaşayanların, yaşayan birinin parasını nereye harcıyor? Bakın, diyelim 100 birim, 100 birimin %29,5'ini konut ve kira, %30'u kiraya gidiyor kazancın. %17'si ulaştırmaya, %15,6'sı gıdaya, %7,4'ü lokantaya, daha sonra mobilya, giyim, eğitim ve sağlık olarak sıralanıyor. İşte harcama paketi bu şekilde, hane halkının tüketim harcaması bu şekilde yer alıyor. Yine bu hafta çok konuşulan konulardan bir tanesi ve şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Yeni vergi tasarısı. Burada bir takım maddeler var. Bunlardan örneğin bir tanesi konaklama vergisi. Buna ilişkin %2'lik vergi alınacaktı. Burada bir değişime gidildi. Burada nasıl bir değişime gidildi? Artık gecelik üzerinden bir vergi alınacak. 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına 18 lira, 4 yıldızlı otellerde 12 lira, 3 yıldızlı otellerde 9 lira, 2 ve 1 yıldızlı otellerde 6 lira, apart otel, kamping, butik otel ve özel konaklama tesisleri 18 lira. Gecelik vergi ödeyecek. 12 yaşın altındaki çocuklarsa bundan muaf tutulacak. Bu vergi
büyük ihtimalle tabii tebliğlerle belli olacak ama büyük ihtimalle otellerde giriş esnasında veya çıkarken bu gecelik ücretler ödenmiş olacak. Konaklama ile ilgili böyle bir değişiklik oldu. Bu plan bütçe komisyonundan geçti. Değerli konut vergisi yine yeni bir vergi. Değerli konut vergisi ne peki? 5 milyon liranın üzerinde konuta sahip olanlar her yıl konutun değeri oranında vergi ödeyecek. 5 milyon 7,5 milyon lira arasında bir konutu varsa yıllık %3, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında bir konut varsa yine yıllık %6, 10 milyon lira üzeri konut varsa %1 vergi ödeyecek. Peki Türkiye'de yaklaşık 19 milyon konut var. Bu 19 milyon konutun ne kadarı 5 milyon liranın üzerinde? Bakın Türkiye genelinde 147.256 tane 5 milyon liranın üzerinde konut söz konusu. İstanbul'da 121.042, en çok İstanbul'da. Sonra Muğla, İzmir, Antalya olarak sıralanıyor 5 milyon üzeri konut sayısı. Burada baktığımızda ilçeler bazında İstanbul'da en çok Beykoz ve Beşiktaş'ta. En pahalı konutsa bu yapılan araştırmaya göre 530 milyon lirayla bir yalı, Boğaz'da bir yalı 530 milyon lira. 530 milyon lira yalısı olan her yıl %1 vergi ödeyecek. Bunu da aktarmış olalım. Bir diğer konu, şimdi ücret gelirlerinde bir artış söz konusu. Ücret gelirde, dilimlerde bir artış var. Ne oldu peki? Bir ona bakalım. %40'a kadar çıktı. %35'e kadar vardı. Bakın 18 bin liraya kadar yıllık ücret gelirinde %15, 18 bin, 40 bin, %20, 40 bin, 148 bin, %27, 148 bin, 500 bin arası %35'ti. Şimdi 500 bin liranın üzerinde geliri olanlar da %40'a çıktı. Orada bir yeni bir vergi dilimi devreye girdi. Burada bu yeni vergi dilimi futbolcuları kapsayacak. Artık 500 bin liranın üzerinde geliri olanlar artık %40'lık dilimden beyanname verecek ve vergilendirilecek. Bir diğer kapsama konusuysa sanatçıları, heykeltıraş, yazar, ressam onları kapsayacak. Eser sahipleri için vergi. Gelir ne olursa olsun vergi %17 uygulanıyordu. Yeni yasayla istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlandı. 500 bin liraya kadar hala %17 devam ediyor. Ancak 500 bin liranın üzerinde 1 lira geçtiği takdirde o biraz önce aktardığımız vergi dilimleri devreye girecek. Peki kimleri kapsayacak? Mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, yazar, karikatür, fotoğraf, film, kitap, CD, bilgisayar yazılımı, röportaj, bilimsel araştırma. Tüm bunları kapsayacak. 500 bin TL'yi aşan telif kazancına yönelik. Peki neydi? Önceki uygulamada 500 bin lira için %17'den hesaplanıyordu ve 85 lira vergi ödeniyordu 500 bin liraya kadar gelir için. Şimdi 500 bin 1 lira oldu diyelim. Vergi dilimleri uygulanacak ve vergi dilimleriyle birlikte 160 bin lira vergi ödenecek. Yeni yasayla birlikte değişim de bu şekilde gerçekleşti. Bugün İstanbul enflasyonu geldi. Önümüzdeki hafta enflasyon gelecek dedik. Perakende fiyatlarda aylık %1,78'lik artış var. Toptan fiyatlarda da %1,5'luk artış söz konusu. Önümüzdeki hafta enflasyonu yakından takip edeceğiz ve bunun etkilerini piyasada göreceğiz. Hoşçakalın.